Yeniden hoş geldiniz değerli izleyiciler. Bu bölümde Profesör Doktor Talip Küçükcan bizlerle birlikte, SETA Dış Politika Direktörü, aynı zamanda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz programımıza. İyi sabahlar. Bir özet yapmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sabah saatlerinde gelen bir tweet'i vardı. Bir dizi tweet'inden bir tanesi daha fazla dikkat çekti. Artık herkes evine dönmeli dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Tam da bu sıralarda Taksim göstericileri ve eylemcilerinin açıklamalarını duyurmaları bekleniyordu. Çünkü dünden ve hatta önceki günden bu yana kendi aralarında forumlar düzenliyorlar. Nasıl bir karar verelim? Devam edelim mi, bitirelim mi? Çünkü başbakanın da bir dizi açıklaması vardı. Artık bunu bitirin. Çünkü biz sizin mesajınızı aldık. Yapılması gerekenleri yapacağız. Öncelikle yargı kararını bekleyeceğiz. Ve bu karar olumsuz olursa buna uyacağız. Ama bizim lehimize olursa, yani hükümetin dediği gibi bir tutumu desteklerse yargı kararı, hemen inşaata başlamayacağız, plebisit yapacağız, yani halkın oyuna başvuracağız. Bir tür referandum, yani bu bir referandum değil ama kavramsal olarak böyle yorumlanabilir. Sanatçılarla görüşmesi başbakanın son derece yapıcı ve olumlu geçti. Herkes birbirine görüşünü söyledi. Bir demokratik iletişim kanalı açılmış oldu. Geldiğimiz noktada Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu mesajı da önemli. Nasıl değerlendireyim? İsterseniz Sayın Cumhurbaşkanı'nın mesajından girelim. Bunu özellikle Twitter'dan yapmış olması, mesela televizyon kanallarını çağırmak ya da kameraların önünde yapmak yerine bunu Twitter'dan açıkladı. Sayın Cumhurbaşkanı Gezi Parkı olaylarının başlangıcından itibaren son derece sağduyulu aslında açıklamalar yaptı, biliyorsunuz. Mümkün olduğunca havayı yumuşatmaya çalıştı. Bugün yaptığı açıklama da son derece önemli. Çünkü Türkiye'de aslında müzakereci demokrasi anlayışının da yavaş yavaş yerleştiğini görüyoruz. Evet, baştan beri şundan bahsediliyor. Demokrasi sadece seçimde zafer kazanmaktan ibaret değildir, çoğunlukçuluk değildir, doğru. Bugün gelinen noktada siyasi literatürde, demokrasi literatüründe deliberatif demokrasi dedikleri müzakereci demokrasiye geçmiş bulunuyor Türkiye. Bu açıdan bakıldığında Sayın Cumhurbaşkanı'nın zaman zaman olayları yatıştırıcı ve sağduyulu açıklamalar yapması son derece önemli. Burada sizin de bahsettiğiniz gibi Twitter'dan yapmış olması da aslında bir taraftan sıcak ve sevimli de geldi bana, doğrusunu söylemek gerekse. Çünkü aslında muhatap kitle daha çok gençlik kitlesi ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın 3 milyondan fazla izleyici kitlesi var Twitter'da. Türkiye'de Twitter kullanıcılarının Evet. Çok büyük bölümünü takip ediyor Sayın Cumhurbaşkanı. Ve aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanı sık da kullanıyor. Yani hani bazı devlet liderleri, hükümet liderleri Twitter hesabı açarlar ama çok fazla kullanmazlar. Sayın Cumhurbaşkanı sık kullanıyor. Ve bizzat da kendisi yazıyor. Evet. Bu bize şunu da gösteriyor. Yani Türkiye'deki demek ki toplumsal yapının nasıl değiştiğine, demografik yapının nasıl değiştiğine devlet başkanları ve hükümet liderleri özen göstermeye başladılar. TÜİK'in son açıklamalarına baktığımızda şunu görüyoruz. Türkiye'nin toplumsal ve demografik yapısı açısından şu anda Türkiye'de 37 milyon insan 30 yaşı ve altıdır. Bu çok önemli bir rakam. Türkiye'nin en büyük zenginliği de zaten genç nüfusun olması. 25 milyon kişi şu anda Türkiye'de 19 yaş civarındadır. 19 yaş ve altıdır. Türkiye ve AB'yi karşılaştırdığımızda, Avrupa Birliği ülkelerini karşılaştırdığımızda Türkiye'nin belki en önemli zenginliğinin bu genç nüfus, bu demografik nüfus olduğunu görüyoruz. Ve gittikçe de daha eğitimli, teknolojiyle daha barışık, dünyanın dilini kullanan, küreselleşen dünyada kendisini sadece içe kapatmayan ama dış dünyada açık olan bir Türkiye'deki gençlik profilini görüyoruz. Bu profil Türkiye'de Gezi olaylarıyla beraber Türkiye'nin siyasi literatürüne, siyaset yöntemine yeni şeyler de kattı. Aslında bunu artı olarak görmek lazım. Yani bazı tabii ki şanssız olaylar yaşandı. Özellikle krizin ilk dönemlerinde ya da Gezi Parkı olaylar başladığında ilk dönemde biliyorsunuz daha çok gençler, çevreciler, işte Ağaç ve Taksim meraklıları oradaydı. Ama daha sonra yavaş yavaş bu koalisyon genişledi. Biraz daha farklı örgütler, daha ideolojik gruplar girmeye başladı ve işin rengi değişti. Ta başbakanlık ofisine saldıran gruplara kadar gruplar buna dahil oldu. Bu yavaş yavaş aslında gençler arasında, Gezi Parkı gençleri arasında ya da Gezi Parkı'nın hassasiyetlerini paylaşan insanlar arasında bir kaygı da oluşturdu. Yani çok iyi niyetlerle başlatılan eylemler çalınmaya başladı. Onların elinden alınmaya başladı. Bu noktada zaman zaman başbakanın açıklamaları, Bülent Arınç'ın açıklamaları ve Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları aslında önemliydi. Şimdi burada şöyle bir nokta var. Yani Türkiye'deki siyasi değişmeleri ve toplumsal değişmeleri sadece başbakanın üslubuna atıf yaparak açıklamak mümkün değil. Açıklamaların çoğu hem Gezi Parkı esnasında hem Türk medyasında hem de dünya medyasında daha çok başbakanın üslubu üzerinden bu işler yorumlanmaya başlandı. Halbuki bu Türkiye'deki büyük değişimi, büyük resmi de aslında gölgeledi, görünmemesine neden oldu. Türkiye'nin son 10-15 yılına baktığımızda ciddi bir normalleşme var.
Bu açıdan da aslında olayları değerlendirmek lazım. Sadece ve sadece Gezi Parkı'nda başlayıp Türkiye'nin farklı illerine yayılan ve talepler üzerinden siyaseti konuşmaya başladığımız zaman o zaman biz makro gelişmeleri değil de tek tek olayları konuşmuş oluyoruz. Tek tek olayları konuşmak anlamlıdır, güzeldir. Özellikle mesela Türkiye'deki muhalefet kanallarının ne kadar faydalı olup olmadığını, başarılı olup olmadığını, muhalefet mecralarının, klasik muhalefet mecralarının, geleneksel muhalefet kurumlarının Türkiye'de ne kadar işleyip işlemediğinde aslında bu gençlik hareketi vesilesiyle öğrenmiş olduk. Gençlerin kendilerini burada çok rahat ifade edemedikleri ama bunun yanında sosyal medya, Twitter, dernekler, vakıflar bu kanallarla aslında gençlerin kendilerini daha iyi ifade ettiğini gördük. Ama bugün gelinen noktada şu da var artık. Gençler aslında söyleyeceklerini çok güçlü bir şekilde söylediler. Sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada bir yankı yarattı bu. Ama diğer taraftan şunu da gördük. Bu gençlerin arkasına saklanan, bunların omuzundan bir taraftan hükümete, bir taraftan Türkiye'ye, bir taraftan Sayın Erdoğan'a ateş edenleri de gördük. Yani Taksim Meydanı ile o anlamda Gezi Parkı'nı belki de biraz ayırmakta yarar var. Çünkü hatırlarsınız bazı televizyon kanallarında bu Gezi olayları, yani gençlerin masum talepleri, gençlerin haklı talepleri konuşulurken diğer taraftan arka planda oradaki iş makinelerinin yakıldığını, o iş makineleri canlı canlı yakılırken bazılarının odun taşıdıklarını gördük. Bu ikisini birbirinden ayrı etme zamanı geldi. Dolayısıyla şu andaki çağrılara gençlerin uyması gerektiği kanaatindeyim ben de. Bunu şunun için de söylüyorum. Bütün dünyadaki demokrasilere baktığımızda eylem, protesto, söz hakkı, talep hakkı var. Bunu herkes tanıyor zaten. Ama siz bundan 15-20 gün önce bir Twitter'da bir fotoğraf paylaştınız. Londra'nın en önemli parklardan, en büyük parklardan bir tanesi. İçinde büyük de bir göl var. Evet. Regent's Park'ın fotoğrafını paylaştınız. Çok güzel bir park. Ama o parkta gençlerin eylemleri olduğu zaman veya bir grubun eylemleri olduğu zaman en fazla birkaç gün sürer. 15 gün, 20 gün, 30 gün sürmez. Çünkü orası artık kamuya açık bir yerdir. Ve kamunun sadece bir bölümüne açık bir yer değildir. Yani şu anda aslında hükümet mesaj aldı. İlk zamanlar yapılan güvenlik güçlerinin aşırı güç kullanmasının yanlış olduğunu söyledi. Hatta Sayın Bülent Arışkanal ile özür de dilendi. Bugün gelinen noktada... Bir soruşturma da başlatıldı. Evet, hem İzmir'de hem İstanbul'da, tabii. Ankara'da bildiğim kadarıyla. Bu müzakereci demokrasinin aslında Türkiye'de yavaş yavaş başladığı, bunda da tekrar etmek istersek gerçekten de gençlerin önemli bir rol oynadığını görüyoruz. Bakın Türkiye'deki gençlik politikalarıyla ilgili şunu da söylememiz lazım. Bunların görülmesi lazım. Şimdi Türkiye'de üniversitelere çok ciddi bir talep vardı. Bu dönemde 170'e yakın üniversitemiz var şimdi. Yani artık gençlerin talepleri söz konusu olduğunda gençlik olarak neyi talep ederiz biz? Tabii ki özgürlük taleplerimizin olması lazım. Tabii ki temsil taleplerimizin olması lazım. Ama gençler olarak bizim en büyük taleplerimizin, gençlik açısından söylüyorum bunu, ben de bir üniversite hocasıyım. Bir, iyi eğitim. İki, kütüphaneler, araştırmalar, dergiler, kitaplar, bütün bunlar aslında gençlerin birinci derecede talepleri olması gerekir. Bu talepleri yapması lazım gençlerin. Bunun ötesinde tabii ki özgürlük alanları, onların hayatlarına çok fazla müdahale edilmemesi. Burada okunması gereken toplumsal değişimlerden bir tanesi işte bu. Yani Türkiye nüfusunun büyük bir çoğunluğu artık genç. Ve bu gençlerin dili, gençlerin talepleri, gençlerin yöntemleri bizim kuşaktan daha farklı. Hükümet bunu gayet bence doğru bir şekilde okudu ve bundan sonra zaten o yönde bir takım adımlar atacak ama mesela Türkiye'de kredi yurtlara bir bakalım. Şimdi Türkiye'de inanılmaz yurtlar yapılıyor. Yani gençlere nasıl hizmetler götürüldüğü açısından da bunlar önemli. Biraz gençleri sadece Gezi Parkı'na gençlerden ibaret de görmemek lazım. Bir homojen bir gruptan bahsetmiyoruz. Bakın Türkiye'de tamircisi, fırıncısı, berberi çok sayıda genç var Türkiye'de. Dolayısıyla bütün tartışmaları sadece Gezi Parkı'na odaklamak da gençlik sorunlarıyla ilgili bizi doğru yere götürmez. Bugün Kredi Vergiler Kurumu Türkiye'nin her yerinde yurtlar yapmaya başladı. Bakın orada ilk defa bir şey oldu. Özellikle gençlik, diyoruz ya Twitter kullanıyor, sosyal medya kullanıyor ve internet ağlarına girmeye başladı. Şu anda Türkiye'nin Kredi Yurtlar Kurumu'nda internet serbest. Bu dünyanın pek çok yerinde göremezsiniz bunu. Bütün yurtlarda internet serbest olmaz. Bakın Türkiye'de serbest ücretsiz anlamında ücretsiz, evet, ücretsiz olarak bunu öğrenciler rahat bir şekilde kullanabiliyorlar. Bunların önemli olduğunu kaydetmek lazım. Türkiye aynı şekilde Erasmus kanalıyla öğrencileri çok ciddi bir şekilde Türkiye en fazla Erasmus kaynaklarını kullanan ülkelerden bir tanesi. Yani Türkiye'deki öğrencilerin, üniversite öğrencilerin kahir ekseriyeti, özellikle 3. ve 4. sınıfta olanlar bir Avrupa ülkesine gidip orada bir dönem, iki dönem kalabiliyorlar. Bu gençlik profilinin bize ne kadar değiştiğini gösteriyor. Yani klasik, geleneksel muhalefet yöntemleri gençler artık tatmin etmiyor.
Bu nedir klasik işte muhalefet yöntemi? Bir muhalefet partisinin belki gençlik teşkilatında yer almaktır veya ona oy vermektir. Veya onların kurduğu dernekler altında yer almaktır. Bugünün gençliği artık böyle bir gençlik değil. Doğrudan doğruya ideolojiden beslenen, doğrudan doğruya bir siyasi partinin altında olmaktan hoşlanan değil. Daha serbest, belki daha mobilize ve daha farklı networkler içinde olabilen ve uluslararası aslında network de kurabilen bir gençlik. Hükümet bunu okudu ve bugünkü çağrısı da tabii Taksim platformuyla Gezi Parkı'ndaki gençliği de belki biraz ayırt etmek lazım. Gezi Parkı ile ilgili meseleler ya da Taksim'le ilgili meseleler televizyonlarda konuşulurken siz de şahit olmuşsunuzdur. Çok az genç vardı. Konuşanların büyük bir çoğunluğu 60 yaşında, 50 yaşında, 55 yaşında insanlardı. Tabii ki bir kısmı yorumcu olarak belki oradaydı. Ama Taksim adına konuşanların da baktığımız zaman büyük bir çoğunluğunun genç olmadığını görüyoruz. Bugün gençler arasında, Taksim'deki gençler arasındaki Gezi Parkı gençler arasında şöyle bir kaygı olduğunu gazeteler yavaş yavaş yazmaya başladılar. Onların oraya geliş amacıyla 77 şehre yayılan, farklı yerlerde aslında siyasallaşan, ideolojik bir biçim alan muhalefetin daha farklı bir muhalefet tarzları vardı. O nedenle belki toplumsal muhalefetle Gezi Parkı'ndaki direniş aslında bir anlamda birleşti ve diğer şehirlerde de bunun yaygınlaşması biraz böyle de izah edilebilir. Tabii yani toplumsal muhalefetin olması da gayet doğal. Yani bu hatta bunu bazıları muhalefet partilerinin yeterince güçlü olmamasıyla da izah ettiler. Hükümet politikaları karşısında somut elle tutulur yeterince proje üretmemek ya da etkili muhalefet yapmamakla eleştirip madem siz yapamıyorsunuz o yüzden o zaman sokaktaki vatandaşlar seslerini yükseltiyorlar gibi değerlendirmeler de yapılıyor. Yani bu hem bu olaylar, Gezi Parkı olayları ve daha sonraki eylemler aslında hem muhalefetin kendisiyle ilgili bir takım yeniden sorgulamalar yapmasına vesile oldu. Hem de iktidarın özellikle muhalefet açısından bakıldığında mesela klasik muhalefet biçimlerinin ve mecralarının Türkiye'de çok etkili olmadığını gördük. Şimdiye kadar bizim alışa geldiğimiz muhalefet genelde işte iktidar muhalefet ilişkilerinde aslında tekrar gündeme getirdi. Hocam aslında burada şimdi medya nasıl kendisine bir anlamda çeki düzen vermek durumuna geliyorsa, çünkü medyada ciddi eleştiriler oldu birçok yani ana akım medya kuruluşlarına, siyaset kurumuna da ciddi bir eleştiri var. Dolayısıyla o bizim geleneksel bütün yapılarımızın yeniden gözden geçirileceği, yeni Türkiye'nin mevcut sorunlarına ve gelecekteki sorunlarına daha iyi çözümler üretebilecek yeni platformlara ihtiyaç var. Yeni seslere de belki ihtiyaç var bununla birlikte. Yani buradan aslında hepimizin ders alacağı bazı mesajlar çıktı. Belki bizim demokrasimizin de çıtasını yükseltti bir anlamda. Ben barışçı gösteriler ve barışçı eylemler için sadece bunu söylüyorum. Yoksa şiddete yönelen, yani polise saldıran yahut polise çatışan taraflar için bunu söylemiyorum ama demokratik hak talebinin yaygınlaşması ve bunun barışçı bir şekilde ifade edilmesi herhalde Türkiye için bir kazanç. Böyle de görmek lazım. Evet, bu bize aslında siyasetin gençleşmesi gerektiğini, siyasi aslında aktörlerin de biraz gençleşmesi gerektiğini ya da en azından fikren gençleşmesi gerektiğini. Belki yaşları belli yerlerde aslında siyaset mu? Gençlere açıldı biliyorsunuz. Yani işte 25 yaşa indirildi seçilme yaşı. Hatta şimdi 18 yaşına indirilmesiyle ilgili bir takım girişimler var ya da olacak. Bunlar da tartışılmaya başlandı. Bu Türkiye'deki siyasete yeni bir soluk, yeni bir dinamizm katacaktır. Ama bu şunu ortadan kaldırmayacaktır. Yani siyasetin yapılacağı yerler, muhalefetin dili ya da bu mekanizmalar belli aslında. Yani siyasal partiler kaldırıp da yerine yeni mekanizmalar kuramazsınız. Ama ona yeni şeyler ekleyebilirsiniz. Yani bütün demokrasilerde bir seçim vardır. Evet. Ama bu seçim her şeyin belirleyicisi değildir. Seçimden sonraki mekanizmalar, yöntemler ve kullanacak diller de önemlidir. Ya da başka mekanizmalarla insanları siyasal süreçlere dahil etmek. Bakın Türkiye'de aslında bu çok güzel başlamıştı. Özellikle yeni anayasa yapımı konusunda hemen hemen her ilde, hemen hemen her ilçede farklı sivil toplum kuruluşları halkla siyasi temsilcileri bir araya getiren, onların taleplerinin dinlenmesini, onların taleplerinin Ankara'ya taşınmasını sağlayan pek çok mekanizmalar kurdular biliyorsunuz. Farklı ideolojik ve farklı belki de siyasi görüşlere sahip olan insanlar bir araya geldiler ve kendi anayasa aslında tasavvurlarını, gelecek Türkiye'sinin anayasasında neler beklediklerini dile getirmişlerdi. Ama bu şimdi akim kaldı biliyorsunuz. Aslında evet, bu süreç başlamıştı. Yani Türkiye'de katılımcı demokrasi dediğimiz demokratik hayat başlamıştı. Ama Türkiye öyle bir kutuplaşma, siyasi kutuplaşma yaşayan bir ülke ki diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda bizde ideolojik kutuplaşmalar Avrupa'dan da, İşte İran'dan da, Arap ülkelerinden de çok daha fazla. Yani özellikle biraz daha geçmişe doğru gidecek olursak, tek parti döneminden itibaren, işte İslamcılar, sekülerler, sağcılar, solcular,
milliyetçiler, komünistler gibi pek çok aslında alanda Türkiye kutuplaştı ve bu kutuplaşmayı henüz daha üzerinden atamadı Türkiye. Yani iş dönüp dolaşıp nereye geldi yine burada hatırlarsanız? Ya işte bizim hayat biçimimize, yaşam biçimimize müdahale ediliyor. Bunun arkasında yatan şey laiklik tehlikeli demenin bir daha yumuşak şeklidir. Şimdi bir taraftan da bugün biz yayına başlamadan önce arkadaşlarımızla da konuşuyorduk. Sosyal medyadaki havaya bakınca gerçekten büyük bir kutuplaşma var. Ne söylerseniz söyleyin ya bir şekilde hükümetin yanında ya da hükümetin yalakası ifadesiyle size yaklaşıyorlar ya da tamamen işte hükümete karşı komplo kuruldu, hükümeti yıkmak isteyenler var, onların uşağı oldunuz, onlar alet oldunuz gibi bir karmaşık bir durum var ortada. Ama şöyle bakalım. Yani derin bir kutuplaşmanın iki tarafından biri olarak sanki mutlaka konumlanmak gerekiyor. Çünkü kullandığımız dil rasyonel bir dil değil. Yani kullandığımız dil çok duygusal, çok romantik bir dil. Duygusal olduğumuz zaman, romantik bir dil kullandığımız zaman hemen taraf oluyoruz. Ama biraz da olgular üzerinden gidecek olursak ne olup bitti Türkiye'de ona değerlendirmek lazım. Bu olgulara baktığımızda hani hep algılar üzerinden konuşuyoruz ya biraz da olgular üzerinden konuşalım. Mesela son 10 yılda özellikle bu hayata müdahale etme, işte bir takım toplumsal kesimlerin seslerini duyuramama, baskı altına alınması ile ilgili algılar ya da iddialara bir bakalım. Bakınız Türkiye'de son 10-15 yılda aslında laiklik ve laiklikle ilgili konular normalleşmeye başladı. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Yani Türkiye'de mesela kendisini ifade edemeyen insanlar, laikliğin baskısı altında olduğunu hisseden veya son 10-15 yılda toplumsal olarak kendi taleplerinin gündeme gelmediğini düşünenlerin de bir bakalım. Türkiye yargı reformları yapıyor. Türkiye anayasa referandumu yaptı. Türkiye özellikle AB ilişkileri bağlamında uyum yasaları geçirdi. Bakın bunlar somut olarak yapılan şeyler. Bunların hayata yansıma biçimlerine bakalım. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir zaman gündeme gelmeyen bir takım konular gündeme geldi. Gayrimüslimler mesela diyelim ki unutulan, üzerinde durulmayan, aslında parantezin dışına itilmiş, sanki Türkiye'de yokmuş gibi sayılan gruplardı. Bunların mallarına, vakıf mallarına devlet el koymuştu. Ama bugün gelinen noktada bakıyoruz, o ideoloji daha yumuşamış bir vaziyette ve bu gayrimüslim vatandaşlarımızın malları kendilerine iade ediyor. Şimdi 3. köprüye Yavuz Sultan Selim isminin konulmasıyla beraber çok ciddi biliyorsunuz tartışmalar oldu. Bunların Türkiye'deki Alevi vatandaşlarımızı rencide edeceği söylendi. Ama bakın bir başka olguya bakalım şimdi. Türkiye 80 yıllık Cumhuriyet tarihinde Alevilik ve Alevilerin talepleriyle ilgili olarak sağ hükümetler, sol hükümetler, Kemalist hükümetler, liberal hükümetler kimler ne yaptı diye bir bakalım. Bu darbeler sonrasında kurulan hükümetler, darbeciler ne yaptı diye bir bakalım. Somut bir olgudan bahsediyoruz. Bunların Alevilikle ilgili hiçbir konuyu gündeme getirmediğini biliyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi yani son 10 yıllık dönemde Alevilikle ilgili konular kamusal alana taşındı. Tartışılmaya başlandı. Sonuç alınmış olmayabilir. Bakın bu da önemli bir şeydir ama. Yani bunların meşru talepler olarak gündeme gelmesi, tartışılması, konuşulması, Alevi vatandaşlarımızın herhangi bir korku ve çekince olmadan taleplerini gündeme getirmesi ve hükümetin de 7 tane bu konuyla ilgili çalıştay yapması bence Türk demokrasisi açısından, Türkiye'deki laikliğin yumuşaması açısından önemli şeyler bunlar. Bunları ciddi kazanımlar olarak görmek lazım ve üzerine yeni şeyler inşa etmek lazım. Ama bu yeni şeyler inşa etmek kutuplaşmayla olmuyor. Yani sen bunu istedin, ben bunu verdim, sen bu kadar talep edersin, ben bu kadar verebilirim değil. Bu rasyonel değil, bununla ilgili işte. Yani rasyonel olarak tartışırsak şunu görürüz. Türkiye'de dün hiç olmayan konuları biz tartışmaya başladık. Kürt meselesi de onlardan bir tanesi. Kürt meselesiyle ilgili 80 yıllık dönemde, 70 yıllık, 80 yıllık Cumhuriyet tarihinde çok ciddi adımlar atılamadı. Kürtçe televizyonun kurulması Türkiye'de devrim oldu. Düşünelim. Yani bunlar çok eskiden yapılan şeyler değil. Bunlar yeni yapılan şeyler. Eğer biz bu somut olgular üzerinden bir dil inşa edecek olursak, o zaman hak taleplerinde bulunanları dinlemek ve hak taleplerinin neler olduğunu 1-2-3 maddeler halinde sıralayıp onu siyasete taşımanın daha kolay olacağını düşünüyorum. Reklamdan sonra devam edeceğiz hocam değerlendirmelerinize. Taksim Dayanışması'nın bir açıklaması bekleniyor demiştim. İlk gelen açıklama, bunun tabii biraz daha içine detaylarına bakmak lazım ama direnişe devam kararı çıkmış gibi görünüyor. Fakat bu ne anlama geliyor? Yani Taksim Meydanı, Gezi Parkı çevresindeki gösteriler ve eylemler devam edecek mi? Yoksa orası boşaltılacak ama bunun bir takım politik ve sivil toplum platformlarında devamı anlamına mı geliyor? Bunu göreceğiz, bunu anlamaya çalışacağız. İlk gelen açıklama bu yönde Taksim platformundan, Taksim Dayanışması'ndan. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül evinize dönün çağrısı yapmıştı. Başbakan Erdoğan'ın bu yönde birkaç gündür devam eden çağrıları vardı.
sanatçılarla bir araya geldi. Ankara ve İstanbul mitinginin Taksim eylemcileri ve göstericilerine yönelik bir tepki ve bunlara bir misilleme yapma amacı taşımadığını söyledi. Hatta bir notu daha ilave edeyim. Bazı gösterici ve eylemcilerin polise şiddet kullandıkları yönünde bazı iddialar ortaya atıyordu hükümet ve bununla ilgili bir video hazırlandığını söylemişlerdi. Bu videonun da basına dağıtılmayacağı açıklandı. Yani tansiyonu düşürmek adına hükümetin de devletin de yaptığı bir takım girişimlerin, adımların olduğunu vurgulamak için ben bunu söylüyorum. Cumhurbaşkanının da bir çağrısı vardı tıpkı Bülent Arınç gibi. Artık bu gösterilerin bitirilmesi gerektiği yönünde. Ancak Taksim Dayanışma, Taksim Platformu buna tam olarak hangi yanıtı verdi? Biraz sonra tekrar bakalım. Talip Küçükcan da bizimle birlikte olmaya devam ediyor yayınımızda. Evet, değerli izleyiciler, Türkiye'yi neredeyse 20 gündür çok geren, yüksek bir tansiyonla devam ettiğimiz bir süreç. Gezi Parkı olayları, sonrasındaki hükümetin yaklaşımı, polisle göstericilerin karşı karşıya gelmesi ve işte hepinizin yakından izlediği olaylar. Tam da tansiyon düştü, bu meselede aklı selim hakim oldu. Türkiye bu konuları diyalogla çözmeye devam edecek diye umutlanmışken bir dizi gelişme, bakalım bizi nereye götürecek? Bir soru işareti var. Yani tansiyon acaba tekrar yükselir mi? Umuyorum ki böyle bir şey olmaz ama Taksim Platformu direnişe devam kararı aldı. Bugün Başbakan'ın Ankara'da, yarın İstanbul'da mitingleri var. Nasıl bir durum çıkabilir buradan sonra? Yani tabii Taksim Platformu'nun yaptığı açıklama önemli. Çünkü Taksim Platformu Taksim ve Gezi Parkı adına konuşuyor. Yani Gezi Parkı'ndaki acaba bütün gençler, bütün gruplar bu açıklamaya katılıyor mu? Henüz bilmiyoruz. Çünkü Gezi Parkı ile ilgili söylenen şeyler arasında bunların bir örgüt olmadığı, bir dernekleri olmadığı, liderleri ve ideoloji olmadığı şeklinde açıklamalar vardı. Ama Taksim Platformu öyle görünüyor ki bir çatı artık ve bir kişiler adına, gruplar adına konuşma yetkisini kendisine görüyor. Ve ilk yapılan açıklamalarda hatırlarsınız yine bir takım talepler olmuştu. Ama bu talepler artık Başbakan tarafından doğrudan dinlenildi biliyorsunuz. Yani Başbakan hem platformdakileri hem de platform dışındaki pek çok kişiyi bir araya getirdi, onları dinledi. Vali gençlerin ciddi bir kısmını dinledi yine. Aslında burada devlet ile vatandaş arasında bir güvenin tesis edilmesi gerekirdi. Öyle görünüyor ki bu güven tesisi söz konusu değil. Ama şimdi hem Başbakan hem Cumhurbaşkanı hem Vali, yani devletin en üst yetkililerinin çağrılarına artık aslında aklı selim adına, Türkiye'nin geleceği adına kulak verilmesi gerektiği kanaatindeyim. Aynı şekilde Taksim Platformu'nun da başka bir platform kurarak, yani illaki Taksim'deki Gezi Parkı'nın da direniş halinde değil, yani fiziksel olarak burada olalım şeklinde değil, bu davayı sürdürebilir. Bu medya zaten açık hale geldi buna. Çeşitli çatılar altında bunlar yapılabilir. Ama parkta fiziksel olarak biz var olacağız, devam edeceğiz ve direnişi bu şekilde sürdüreceğiz eğer inadı sürerse bunun bir takım gerilimlere neden olabileceğini görmek mümkün. Çünkü dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir kamusal alan, hiçbir park bu kadar süreyle bir direnişin mekanı olamaz. Yoktur böyle bir örneği bunun. Çünkü toplumsal destek almıştır. Bu bilinen bir şey zaten. Ama artık Gezi Parkı boşaltıldığında bu dava bitmiş sayılmıyor. Yani hukuki süreç zaten devam ediyor. Sayın Başbakan'ın bir açıklaması var. Hukuki süreç hükümetin lehine bile sonuçlansa, talepleri lehine bile sonuçlansa, planlar lehine. Yine bu Gezi Parkı'nın geleceğiyle ilgili mutlaka bir halk oylaması yapılacağı söyleniyor. Eğer mesele sadece Gezi Parkı ise o zaman Gezi Parkı'nın boşaltılmasının çok daha makul olduğunu söyleyebiliriz. Ama eğer Taksim Platformu Gezi Parkı'nın dışındaki bir takım taleplerle gündeme geliyorsa o zaman iş başka yere taşınıyor demektir. Yani köprünün adından tutalım da işte hayat biçimine müdahale, valinin istifa etmesi, emniyet müdürünün istifa etmesi gibi pek çok başka talepler de eğer bunun içinde yer alacak olursa o zaman hükümetin aslında üzerine düştüğünü şu ana kadar yaptığını söylememiz mümkün. Buna Cumhurbaşkanı da destek verdi ve bütün insanlara bir çağrı yaptı. Artık parkı boşaltın. Bu parkı boşaltın demek davanızdan vazgeçin anlamına gelmiyor. Taleplerinizi dile getirmeyin anlamına gelmiyor. Yani sivil platform aslında hala herkese açık. Ve söylediğimiz gibi medyada ciddi bir destek aldı bu. Hem Türk medyasında hem de uluslararası medyada. Hatta haddinden fazla yer aldı uluslararası medyada. Özellikle şiddet görüntüleri Türkiye'yi sıkıntıya sokabilecek.
Yani borsasından tutun işte dolarına, dövizine kadar hepsi çok ciddi sarsıntılar geçirdi. O bakımdan aslında Taksim platformunun bu sorumlulukları bilerek bir açıklaması yapması daha uygun olur diye düşünüyorum. Dünya medyasının Türkiye'ye bakışı Türkiye'de çok ciddi eleştiriliyor. Özellikle hükümet tarafından. Başbakan birkaç açıklamayla hem Avrupa Parlamentosu'na çok sert çıktı hem dünya medyasına. Avrupa Parlamentosu'nun kararını da bir konuşalım. Oldukça sert bir karar ve Türkiye'yi bir dizi konuda eleştiriyor. Sadece Gezi Parkı meselesi değil. Toplumsal muhalefete iktidarın yaklaşımı konusunda bazı eleştirileri var. Söylenmediği konusunda bazı eleştirileri var. Başbakan çok sert çıktı. Biz ne yapacağımızı sizden öğrenecek değiliz gibi bir değerlendirmesi oldu. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri son zamanlarda biraz inişli çıkışlı bir aslında seyri var. Çünkü Türkiye kendi üzerine düşen pek çok vazifeyi yapmış olmasına rağmen sizin de bildiğiniz gibi açılıp kapanması gereken 33 tane faslın büyük bir çoğunluğunu Avrupa Birliği açmıyor biliyorsunuz. Yani siz Avrupa Birliği bir taraftan bu fasılları açmıyor. Yani Türkiye'nin daha fazla demokratikleşmesi, daha fazla sivilleşmesi, demokratik kurumların daha fazla konsolide olması ve güçlenmesini sağlayabilecek olan pek çok faslı Avrupa Birliği bugün açmıyor biliyorsunuz. Ama öte yandan geliyor çok ciddi böyle eleştiriler yapmaya başlıyor. Bu Türkiye açısından bakıldığında burada iki şey var aslında. Bir öğretici tarafı var bunun. Yani Türkiye Avrupa Birliği üyeliği sayesinde demokrasisini güçlendirdi. Türkiye Avrupa Birliği üyeliği yolunda yaptığı reformlarla bugüne geldi demokrasisi. Bir takım eksikleri, noksanlıklar olmasına rağmen. Bu nedenle Avrupa Birliği'nden gelen çağrıları ya da Avrupa Birliği'ne gelen eleştirileri böyle çok elini tersiyle itmemek gerekir diye düşünüyorum. Ama diğer taraftan Avrupa Birliği'nin kullandığı dilin de Türkiye Cumhuriyeti'ni, Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümetini ve liderlerini itibarsızlaştırıcı bir şekilde olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani Avrupa Birliği Türkiye'deki gelişmelere, somut gelişmelere baktığında aslında aynı şeyi söylemiyor. Yani son 10 yıldır Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilgili ilerleme raporlarına bir bakalım. İlk ilerleme raporu 500 sayfadır. Bu ne demektir biliyor musunuz? Yani sizin şunları iyileştirmeniz gerekir demektir. Son raporlara baktığımızda 70-80 sayfaya kadar düşmüştür. Bu ne demek bu aslında? Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde öyle bir noktaya gelinmiştir ki Avrupa Birliği'nin talep ettiği pek çok şey yasal değişimler anlamında söylüyorum. Türkiye tarafından karşılanmıştır ve Türkiye bazen onların istediğinin daha hızlı gitmiştir. O nedenle Türkiye diyor ki bu fasılları açalım, bunları konuşalım. Türkiye kendi eksikliklerini giderme konusunda bir sıkıntısı yok. Zaten bunları kabul ettiği için anayasa değiştirmeye çalışıyor. Bu fasılların açılmasını engelleyecek bir durum oluşturur mu? Dün Almanya'nın böyle bir girişimi oldu, böyle bir çağrısı oldu. Yani bu fasıllar nasıl açılacak gibi özetlenebilecek bir değerlendirme yaptılar. Gelecek hafta çünkü bu fasıllar. Normalde eğer bu fasıllar kapanırsa o zaman başbakan haklı duruma düşüyor. Yani Avrupa Birliği bize karşı ön yargılı. Eğer Avrupa Birliği gerçekten Türkiye'nin daha fazla demokratikleşmesini istiyorsa buna destek olması lazım. Belli bir kesim de bunu söylüyor zaten. Tabii. Diyor ki şimdi Türkiye daha çok destek olma zamanı. Türkiye ile ilişkileri güçlendirme zamanı ama bir kesim de ki onlar zaten Türkiye'nin üyeliğine karşı Almanya Başbakanı Merkel gibi tam işte sırası geldi durduralım Türkiye'yi daha da uzaklaştıralım gibi bir kanı var. Yani bu tabii Türkiye için önemli ama Avrupa Birliği'nin kendi içerisindeki tartışmalar için de önemli. Yani Avrupa Birliği şu anda hem ekonomik bir kriz yaşıyor pek çok ülkesi Yunanistan, İspanya, İtalya başta olmak üzere. Hem de siyasi bir kriz yaşıyor. Bakın pek çok konuda Avrupa Birliği karar alamaz oldu artık. Yani Avrupa Birliği bölgesel bir birlik olarak mı kalacak yoksa küresel bir aktör olarak mı devam edecek sorusu gündeme geldiğinde herkesin kafası karışık. Suriye konusunda karar alamayan bir Avrupa Birliği'nden bahsediyoruz. Hepsinden ayrı sesler çıkıyor. İngiltere gibi çok önemli bir ülke acaba referandum mu yapsak? Avrupa Birliği'nden ayrılma konusunda diye sorular sormaya başlıyorlar. İlk defa bu kadar güçlü bir şekilde dillendirildi. Tabii. Hatta David Cameron değil mi bunu açıkça dillendirdi. Tabii. Bir seçim daha olur ve bunu kazanırsak 2015'te biz bunu halka götürmek istiyoruz dedi. Bu Avrupa Birliği'nin kendi içerisindeki tartışmaları da aslında yeniden canlandırması açısından önemli. Ama Türkiye-AB ilişkileri açısından baktığımızda ben şunu söylemek isterim. Türkiye Avrupa Birliği üyeliği projesinden vazgeçmiş değil. Vazgeçmemeli de. Çünkü Türkiye'yi önemli kılan unsurlardan bir tanesi Avrupa Birliği üyeliği ve Avrupa'nın bir parçası olması. Ve aynı zamanda tabii ki Orta Doğu'nun bir parçası olması. Türkiye'nin sadece belirli bir coğrafyaya ve belirli bir kültür havzasında kilitlenip kalması mümkün değil. Türkiye artık bunları aştı. Yani bugün Arap dünyasından bakıldığında, Orta Doğu'dan bakıldığında Türkiye'yi büyük yapan, Türkiye'yi ilham kaynağı, ülke yapan şeylerden bir tanesi Türkiye'nin Batı ile olan ilişkisidir. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üye olma ihtimalidir. Bütün bunlara bakıldığında
Türkiye'yi bugün, hatta AK Parti döneminde için söyleyelim bunu. Eğer AK Parti 3 dönemdir iktidardaysa Avrupa Birliği üyelikle ilgili yaptığı reformların çok etkisi vardır bunda. Türkiye'de bugün Ergenekon davası görülebiliyorsa, 28 Şubat'ta hesaplaşılabiliyorsa... Askeri vesayetin bitirilmesi askeri vesayetin, üstelik Avrupa tabii, buna destek de oldu destek sonrasında. Verdi. Yani takdir etti daha bu bakımdan Avrupa'nın kullandığı dil belki eleştirilebilir ama Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini sadece Avrupa Parlamentosu'nun bu açıklamaları doğrultusunda şekillendirmek, bitirmek veya gerginliği artırmanın ben doğru olmadığı kanaatindeyim. Türkiye'nin hala AB'ye ihtiyacı var. Hem ekonomik anlamda var, hem evet, siyasal dönüşümler anlamda var, hem de hukuki dönüşümler anlamında var. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nden hangi ses gelirse gelsin, bu ses ne kadar çatlak olursa olsun, Türkiye'nin rasyonel bir şekilde bunu değerlendirmesi gerekir diye düşünüyorum. Şunu da unutmayalım, Avrupa Birliği ülkelerinde bizim 6 milyona yakın vatandaşımız da var. Yani çok ciddi bir şekilde Türk vatandaşı da var. Biz aslında Avrupa Birliği ile ve Avrupa ülkeleriyle doğal olarak zaten ortak bir hayatı paylaşıyoruz bu anlamda. Türkiye'nin Avrupa'dan kopması mümkün değil. Türkiye hakkın Türkiye'ye karşı bir güçlü bir lobinin olduğunu düşünüyor musunuz? Avrupa'da, Amerika'da, Batı'da yani böyle bir görüş de var çünkü. Bizim önümüzü kesmek isteyen bir dizi ülke ve bir dizi grup var. Ve bunlar tam da böyle bir fırsatı değerlendirmek istiyorlar diye bir kanaat var. Türkiye'nin özellikle ekonomik başarılarının önünü kesmek isteyen bazı güçler olduğu görüşü var. Katılıyor musunuz? Yani şimdi Türkiye ile ilgili yapılan haberlerin sayısına, haber diline, haber içeriğine baktığımız zaman bu iddiaların altının tamamen boş olmadığını görebiliriz. Yani bu iddiaların bir gerçeklik payı olduğu doğru. Çünkü Türkiye'nin Cumhuriyet tarihinde Türkiye ile ilgili bu kadar yorum, haber, fotoğraf, görüntü paylaşılan başka hiçbir dönem yoktur. Bakın 15 gün içerisinde Türkiye'nin 15 gün içerisinde dünyadaki medyalardaki yer aldığı oranına baktığımızda neredeyse son 50 yıldan daha fazladır. Son 50 yılın toplamından daha fazladır. Sadece bir dergide bakın Foreign Policy diye çok önemli bir dergi var. Siz de takip ediyorsunuz dış politika ile ilgili bir dergi. Bu dergide hiçbir ülke ile ilgili bir haftada 2-3 tane yazı çıkmaz. Bir tane çıkar. Türkiye ile ilgili 10 günde 9 tane yazı çıktı. Bu çok önemli. Ve bu 9 yazının büyük oranda Türkiye aleyhine yazılardır. Yani Türkiye'deki iktidarın otoriterleştiği. Bunlar önemli dergilerdir. Karar, karar alıcıları, karar alıcılarını doğrudan etkileyen bir dergi bu. Ekonomist dergisindeki kapak. Ekonomik tabii o ayrı bir skandal evet, aslında. Onu da söylemek lazım ki bu Ekonomist dergisi biliyorsunuz 2009 seçimlerinde açık ve net bir şekilde tercihini de kullanmıştı. Yani biz X partisine oy verilmesini tercih etmeyiz. AK Parti oy vermeyin diye Ekonomist dergisindeki baş yazılarda bu gündeme getirilmişti. Bu açık ve net bir şekilde bize gösteriyor ki Avrupa'da, Amerika'da, Batı'da belirli çevreler Türkiye bu AK Parti ile ilintili bir mesele değildir. Bunun da altını çizmemiz lazım. Bu sadece başbakanla da alakalı bir mesele değildir. Bu Türkiye ile ilgili bir meseledir. Burada yükselen Türkiye'nin profili. Yani bu coğrafyaya baktığımızda, Orta Doğu coğrafyasına baktığımızda, ticari hacmine baktığımızda Türkiye'nin potansiyel olarak özellikle Kafkasya, İran, Körfez, Irak, hatta Rusya enerjisinin, enerji kaynaklarının batıya ve başka coğrafyalara ulaştırılması konusunda ne kadar önemli bir merkez olabileceği gündeme getirildiğinde ve bakıldığında bütün bu potansiyelleri taşıyan bir ülke Türkiye. O açıdan bakıldığında evet, yani özellikle Batı medyasındaki haber içeriklerine bakıldığında Türkiye ile ilgili çok olumsuz bir aslında resim çizildiğini görmemiz mümkün. Hatta şunu da söyleyebilirim, bu olumsuz resimlere bazı başka şeyler de eklenmeye başlandı. Yani o klasik gene Doğu-Batı ayrımı, işte Müslüman-Türkiye, seküler-Avrupa ayrımı. Oryantalist bakış açıları ya da İslamofobik bakış açıları var. Bundan birkaç gün önce bir Fransız gazetesinde bir şey vardı, karikatür vardı. O karikatürde Sayın Başbakan'ın elinde bir tane minare var. Minareyi süngü olarak kullanıyor. Arkasında iki tane başörtülü kadın var. Le Monde'daki karikatür. Evet ve Atatürk'ün bulunduğu bir heykeli ya da bir yapıyı ateş ediyor, dağıtıyor. Yani bu tipik bir aslında Türkiye'deki geleneksel bakışın orada tekrar olduğunu görüyoruz. Demek ki Batı medyasında, Batı siyasi çevrelerinde, ekonomi çevrelerinde Türkiye aleyhine yayın yapan bir grup var. Ve burada tabii Türkiye'nin de bir şeyi kendisine sorması lazım. Yani bu yayınlar yapılırken Türkiye ne yaptı? Yani Türkiye başarılı bir şekilde bu yayınların karşısında daha doğru bilgilendirme yapabilecek mekanizmaları kurdu mu? Kendi kamu diplomasisini çok iyi işletebildin mi? Bahsettiğimiz gazetecileri doğrudan Türkiye'ye davet edip veya bulundukları yerlerde doğru şekilde bilgilendirdi mi?
bu konuda çok başarılı bir sınav verdiğini söylememiz mümkün değil. Sadece kriz yönetiminin nasıl olması gerektiği konusunda burada hepimizin düşünmesi gerektiğini gördüğüm bazı notlar var. Mesela bu gezi olaylarının başladığı ilk iki gün, yani sıradan vatandaşlar bile ya bu gezi olayı nedir, bu parkta ne yapılacaktır diye bir açıklama duymadı. Mesela eğer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız o gün bir açıklama yapmış olsaydı, parkta gerçekten ne yapılacağına ilişkin düzenlemeler ne olacağına hakkında bilgilendirmiş olsaydı. Bir projeksiyon makinesi belediyede. Evet. Muhtemelen kriz bu kadar büyümeyebilirdi. Basın mensuplarını, kanaat önderliğini dağıtarak şöyle bir planımız var, bir de şöyle bir plan var ama karşı görüşler bunlar. Biz bunu düşünüyoruz diye bir kanal açılabilirdi. Belki daha iyi bir iletişim kurulmuş olurdu. O zaman bu gösterilerin gerçekten de çevreyle sınırlı kalması mümkün olabilirdi. Park ve park sevenlerle bugün sınırlı kalması mümkün olurdu. Bugün ise bütün muhalefet gruplarının yani Türkiye ile ilgili gidişatı dair memnuniyetsiz olan insanların bir araya geldiği, toplandığı bir mecraya doğru dönüşmesi gibi bir durum söz konusu. Evet ama yani bundan... bu da tabii olabilir ama bunun bir limiti, bunun bir sınırı, yani insanların hayatını etkilemeyecek boyutta bunun dillendirebileceği platformlar var. Medya var, parlamentomuz var, siyasi partiler var, sivil toplum örgütleri var. Yani bunu Türkiye'yi bloke edecek ve kilitleyecek bir hale de dönüştürmemek lazım. O nedenle ben, bu benim kişisel görüşüm, Taksim platformuna, Taksim'de İyi niyetle oraya toplanan vatandaşlarımıza şunu belki söylemek lazım. Buradaki temel istek neydi? Hükümet bizi dinlesin. Buradaki mahkeme kararlarına saygılı olunsun. Tamam, bunu yapacaklarını ilan ettiler. Bir halk oylamasına gidilsin, bir plebisit yapılsın. Bunu da yapacaklarını söylediler. Polisin gerçekten orantısız güç kullanmasının hepimiz bundan çok rahatsızlık duyduk. Bununla ilgili soruşturmalar başlatılsın. Buna da evet dendi. Şimdi burada böylesine bir diyalog ve iletişim kanalı açılmışken tekrar eylemlere ve direnişe devam ediyoruz açıklaması fiziksel anlamda söylemiyorum ama çatışmacı bir ruhu tekrar burada karşılıklı güçlendirebilir. Bugün başbakanın yapacağı mitinglerde sert mesajlar vermesine neden olabilir ve başladığımız yere dönebiliriz. Böyle bir endişe içindeyim, böyle bir kaygı içindeyim. Oysa ki dün itibariyle tansiyonun oldukça düştüğü, başbakanın sanatçılarla bir araya gelmesinin getirdiği bir sıcak bir iletişim sağlandı. Bu çok önemliydi bence. Şimdi bu fırsatı hep beraber değerlendirmemiz lazım. Yani buradan nereye gitmeye çalışıyoruz diye bir soru işareti de uyandırabilir makul ve mantıklı insanlarda. O nedenle sağduyu çağrısını ben tekrarlamak istiyorum buradan Taksim eylemcilerine. Tabii ben de size katılıyorum bu konuda. Biliyorsunuz bu Gezi Parkı olaylarıyla başlayıp Türkiye'nin farklı yerlerine yayılan eylemlerden bir Türk baharı çıkarmaya çalışma girişimi de oldu. Özellikle yabancı basına bu yapıldı. Türkiye'deki bazı köşe yazarlarımız da bu şeye katıldı. Hatta bazı köşe yazarlarımız şunları da söyledi. Türkiye evet yani iyi şeyler yapıldı bu ülkede ama artık başbakan bu haliyle acaba yarın bir gün başkan olursa veya cumhurbaşkanı olursa Türkiye'yi temsil edebilir mi? Soruları bile sorulmaya başladı. Ama yani bu, o zaman bu bile sandık var. Türkiye'de. Sandıkta tabii, insanlar görüşlerini dile getirebilirler. Yani şimdi, Türkiye seçimlerinin yapıldığı Türkiye'de, bir ülke. Evet, Türkiye'de yani bir Türk baharı olur mu Arap baharı gibi sorusuna cevap vermek için önce bir Arap dünyasını gidip görmek lazım. Yani bu köşe yazarlar arkadaşlar ya da bu düşüncedeki insanların bu coğrafyayı bir gezmesi lazım. Ben kişisel olarak ve SETA Vakfı olarak biz şu anda mesela Mısır'da bizim SETA Vakfı'nın bir şubesi var. Dolayısıyla bu coğrafyayı her ay neredeyse gidip gördüğümüz yerler. Libya'yı, Tunus'u, Mısır'ı ve 2011'den önce Suriye'yi görmüş birisi olarak söylüyorum. Türkiye ile hiç mukayese götürmez ülkeler bunlar. Yani Türkiye'de seçimlerin olduğu, sıkıntılı olmasına rağmen işte ekonominin ciddi bir şekilde aslında ivme kazandığı, Türkiye'nin hem bölgesel hem de küresel rolünün gittikçe arttığı bir dünyada Türkiye'de bir işte Mısır'daki gibi, Libya'daki gibi bir bahar çıkarma girişimlerinin bunlar iyi niyetli olmadığını söylemek lazım. Yani burada bir iyi niyet görmek mümkün değil. Eğer Mısır'ı biraz tanısaydı, Libya'yı biraz tanısaydı insanlar, orada temsilin önünün ne kadar kapalı olduğunu, istihbarat ve polis devleti olduğunu görseydi, 30-40 yıldır tek başına bir kişinin pek çok şeye karar verdiğini görmüş hiçbir olsaydı. Hiçbir demokratik kurumun çalışmadığı yani bir tabii, ülkeyle tabii. Türkiye'yi mukayese etmek. Bu mukayeseler haksız kabul mukayeseler. Edilebilir bir şey yani değil. Bu mantıklı o zaman, da değil. Bir zemini de yok tabii, böyle ister bir şey. İster istemez hükümet kanadında şunu aslında doğuruyor. Demek ki hedef biziz ama deniliyor çoğunluk, yani. Vatandaşların çoğunluğu bu değerlendirmeye bence katılmıyorlar. Yani Türkiye ile Suriye'yi ve Mısır'ı karşılaştırmak çok yani abes bir karşılaştırma, yani makul bir şeyi yok. Değil, tabii. Türkiye'de birçok eleştiri getirebilirsiniz hükümet politikalarına dair, söylemlere dair ama yani Türkiye katiyen bir
aynı kefeye konabilecek, değerlendirilebilecek bir ülke değil. Büyük haksızlık olur Türkiye'nin geldiği bu noktaya, bu aşamaya. Kötü de olsa, eksikleri de olsa, yanlışları da olsa, Türk demokrasisi, sadece kötü de demeyelim, onu, o ifademi de düzelteyim, yanlışları ve eksikleri olan bir demokrasi. Hantal bir bürokrasisi var. Reformcu kimliğini güçlendirmesi gereken bir ülke. Daha çok yolumuz var ama Türk demokrasisine bu kadar haksızlık etmemek de gerektiğini düşünüyorum. Zaten yani Türkiye'de her şeyin her alanda mükemmel olduğunu söylemiyor. Ben bir üniversite olarak şunu söylüyorum. Türkiye'de yeni üniversiteler açılıyor. Bu güzel bir şeydir diyorum. Ama bu üniversitenin içinin doldurulması zaman alacaktır. Bunu da yapmak gerekir diyorum. Yani demokrasimiz için de aynı şeyi söylüyoruz biz. Siyasal katılım için de aynı şeyi söylüyoruz. Muhalefetimiz için de aynı şeyi söylüyoruz. Yani Türkiye'nin aslında bu normalleşme sürecini yeni yaşadığını, tabir caizse bu vesayet sisteminden yeni yeni kurtulmaya başladığını görüyoruz. Yani medyamız inanılmaz bir şekilde çoğullaşmaya başladı. Önemli. 170 üniversitemizden 60 tanesi, 65 tanesi vakıf üniversitesi. Yani bireysel insanların girişimleriyle kurulmuş üniversiteler. Evet. Türkiye son 10 yılda, 15 yılda inanılmaz derecede derneklerin, vakıfların ve sivil toplum kuruluşlarının kurulduğu ve aslında yeşerdiği bir ülke. Sivil toplumun bu kadar iyi çalıştığı, örgütlenebildiği bir Orta Doğu ülkesi de yok. Son cümlenizi alayım, süremiz doldu çünkü. Yani özellikle Gezi Parkı vesilesiyle tekrar gündeme getirmek lazım. Yani hükümet burada kendi üzerine düşen aslında şeyleri yapmaya başladı. Yani kendi dersini çıkarmaya başladı. Bütün iletişim kanallarını açtı. Müzakereci demokrasinin de aslında önemli bir yöntemidir bu. Doğrudan doğruya eylemcilerin kendileriyle görüşmeye başladılar. Bu açıdan bakıldığında Gezi platformunu ya da Taksim platformunu temsil eden kişilerin de daha sağduyulu bir şekilde aslında hareket etmelerinde yarar var, gerginliği düşürmek adına. Bu mesele sadece Gezi Parkı ile ilgili mesele değil. Gerginlik sadece İstanbul'da değil. Gerginlik Türkiye'nin bütün yerine yayılabilir. Bu Türkiye açısından kuşkusuz olumlu bir şey olmaz. Çok teşekkür ederim. Profesör Doktor Talip Küçükcan, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi, SETA Dış Politika Direktörü. Beraber değerlendirdik en azından şu ana kadar yapılan açıklamaları. Bir kısa reklam arasının ardından ben tekrar bir durum özetlemek istiyorum. Nereye geldik? Bundan sonra ne olabilir? Ankara'daki arkadaşlarımız da Başbakan Erdoğan'ın bugün yapacağı Ankara mitinginde verebileceği mesajlar üzerinden tahminlerini alalım. Çünkü yarın da İstanbul mitingi var. Ayrıca yarınki programımızda da bu konuları etraflıca konuşabileceğimiz bir isim, Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Sayın Egemen Bağış stüdyo konuğumuz olacak. Avrupa Parlamentosu'nun kararını da yeniden konuşma, değerlendirme şansımız olacak. Kısa bir reklam arasının ardından devam ediyoruz.